Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, AFAD çarşı konteynerleri arasındaki enkazda kabak, ayçiçeği ve nohut yeşerdi. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Trabzon Bulvarı'nda yıkılan iş yerleri için kurulan konteyner çarşı, bölge insanının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Çarşı orta kısmında kalan bir alanda ise molozların arasından ayçiçeği, kabak ve nohut gibi bazı ürünler yeşerdi. Bazı bitkilerin meyve de vermeye başladığı görülen alanın depremden önce kuru yemişçi olduğu bildirildi. Ya depremde zaten buralar mahşer yeriydi gibiydi. Zaten evim az ilerideydi. Zaten evim az hasarlıydı. İkinci depremde orada yıkıldı. O sırada zaten ben Gaziantep'ni zipledim. Aslında Gaziantep'ni zipleyeyim. Burada işletmem vardı. İşletmemi yapıyordum. Depremden sonra tekrardan geldik. Konteynerde başlayıp Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayacağız inşallah, Allah nasip ederse. Depremde kuru yemiş dükkanı yıkılıp konteynerde hizmet veren Kemal Alagöz, 20 yıldan beri Trabzon Bulvarı'nda esnaflık yaptığını dile getirdi. Ürünleri kendim kavuruyordum. Kendim kavurduğum için bütün ürünleri çiğ alıyordum. Dükkanımın olduğu yerde ayçiçeğe, kabak çekirdeğe çıktı. Çünkü çiğ olduğu için filizleniyor topraktan bir araya gelince. Bir şey tekrardan başlatıyor insana, bir umut her zaman iyidir. 20 yıllık emeğimiz işte burada. Bir daha kurban olum ya Rabbim, yaşatmasın bizleri. Yani kolay bir durum değil. Filizlenmesi bize biraz umut. Tekrardan yeniden tutunmaya, ayağa kalkmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. İş yeri yıkılan ve şu an konteynerde giyim sektöründe hizmet veren esnaflardan Kamber Palta da Trabzon Bulvarı'nın şehrin simge caddelerinden biri olduğunu söyledi. 42 yıldan beri burada esnafım ben. Çok güzel günlerimiz geçti. Trabzon Caddesi bizim bir şeyimiz, yani en güzel bir vakit geçirdiğimiz yerlerdi. O depremin ilk 3-5 günde zaten burada gerçekten çok üzüntülü, tüm günlerimiz ağlamakla geçti. Ayçiçekler burada şeyci vardı, çekirdek satan bir esnaf, kuru yemişçi vardı. Bu kuru yemişçi tabii depremde böyle bir sarsıntıyla yıkıldı. Yıkıldıktan sonra da saçılan şeyler, yiyecekler, şunlar bunlar, toprağa karışınca gördüğünüz gibi toprakta böyle yeşermiş şu anda yani. Görüntü olarak da aslında acı bir durum gerçekten. Yani burada aileler böyle şen şakrak, ne bileyim, neşe içerisinde. Arka sokağımızda çocukların böyle vakit geçirdi, gençlerimizin vakit geçirdi. Güzel bir ortamdı yani. Ön caddemiz Trabzon Caddesi çok ünlü bir caddeydi az evvel anlattığım gibi. Maalesef şimdi böyle yıkık dökük, işte saçılan çekirdeklerden yeniden böyle bir fidanlar çıkmış. Böyle bir tebessümle, hüzünle bir baktım o çiçeklere gerçekten. Yani yeniden bir hayatın doğuşu var. Yeniden bir yaşanma, yeşerme var. İnşallah tüm insanlar da bu çiçekler gibi yeniden, bizim depremzede kardeşlerimiz daha doğrusu, yeniden böyle işine, gücüne, ailesine, ne bileyim ben, her şeyine sağlıklı, sıhhatli bir şekilde devam ederler diyorum yani.